Bistro'ya hoş geldiniz. Bugün sizlere Saltın Bahçesi'nden kiraz domates salatası yapacağız. Bu domates salatasının yanında salatalık sorbe, tulum peyniri ve zeytin yağı ile, yani siyah zeytinin kendi yağı ile. Birazdan hepsini birlikte göreceğiz. Buyurun, malzemelere geçelim. Saltın Bahçesi'nden çeri domates salatası için malzemelerimizi saymaya başlayayım hemen. Tulum peyniri, İzmir tulum, çeri domates kabuğu alınmış özellikle ve Saltın Bahçesi'nden bir kısmı oradan olmak kaydıyla. Semizotu, sadece filiz yaprak, uç yaprakları alınmış. Bu da bizim kendi yaptığımız zeytinyağı. Siyah zeytini makinede çektikten sonra bezden, torşondan geçirip sadece yağını aldığımız siyah zeytin özü ve zeytinin kendi içindeki yağı. Bu da bizim kendi yaptığımız salatalık ve tabasco sorbe. Bunların hepsi bir araya gelince birazcık çoban salatayı andırıyor. Birazcık bu evimizde yediğimiz salatayı andırıyor. Malzemelerin detayına gireyim. Çeri domateslerin bu yaptığınız yemeğin kalitesini gösterir biraz da. Çeri domateslerin kabuğu alınmış ve bir gün boyunca marine edilmiş. Bu marinenin içinde, onları da hemen göstereyim. Marinenin içinde pudra şekeri, balzamik sirke, normal sirke, fesleğen, nane ve tuz ve biber var. Bunlar bir gün boyunca bu çeri domatesler bu marinenin içinde bekledikten sonra bütün bu içindeki aromatikleri içine çekerek biraz şekerli, biraz baharatlı bir lezzete kavuşuyor. Şimdi hemen tabağımızı yapmaya başlayayım ben. Semizotlarını ayıkladıktan sonra biraz nemli bir peçeteyle dolapta 2 gün boyunca tutabilirsiniz. Poşette tuttuğunuz zaman biraz daha çabuk rengini kaybedecektir, biraz daha çabuk ölecektir. Birazcık tuz, biber. Bu koyduğumuzda yağ limon sos, yağ limon vinaigret. İçinde Dijon hardal, yağ, limon suyu, zeytinyağı tabii ki, limon suyu, tuz ve karabiber var. Bunu da aynı şekilde dolapta muhafaza edebilirsiniz. Salatalarınızda da kullanabilirsiniz. Hiçbir sıkıntı yaratmayacaktır yani. Semizotuna biraz tuz, biber ve önceden hazırladığımız yağ, limon, vinaigreti koydum. Salatalık sorbeyi anlatayım bu arada. Salatalık sorbe de evde annenizin veya sizin yapabileceği çok komplike olmayan bir yaz tatlısı diyebiliriz. Yani sadece salatalıktan da değil, bir sürü meyveden vesaireden yapabilirsiniz. Salatalık sorbenin içinde de yaklaşık yarım kilo salatalık var. Kabuğu alınmamış. Bütün salatalık, sadece uç kısımları alınmış. 100 gram şeker, tabasco, tabasco dediğimiz acı sos oluyor. Tabasco, limon suyu, 100 gram şeker ve 200 gram su var. Bunların hepsini bir makinede, rondoda çektikten sonra mayonez tenceresi şöyle bir kapta difrizde bir gün boyunca tuttuğunuz zaman yarım saat süreyle karıştırmak kaydıyla, gidip geldiğinizde mutfağa herhangi bir şekilde karıştırmak kaydıyla bu formu elde edebilirsiniz. Bir gün bekledikten sonra bu şekilde biraz meybuz, biraz daha bu çocukluğumuzda yediğimiz meybuz gibi bir form alacaktır. Semizotlarını dizdik, marine ettiğimiz çeri domatesleri koyacağım. Bu arada bu çeri domatesleri çok üst üste yığdığımız zaman alttakiler ezilip üzülmeye başlayacaklar. O yüzden eğer evde yaparsanız çok üst üste dizmemeye dikkat edersiniz. Tulum peynirinde herhangi bir işlem yok. Sadece rendelendi. Sadece ince rendeyle rendelendi. Biraz toz gibi, biraz kar, kum gibi bir forma kavuştu. Bu arada bir tane tadına bakmakta yarar var. Her zaman. Salatalık sorbeyi de diğer kenarına koyacağım. Hem güzel bir görüntü
hem de misafirlerinizi şaşırtacağınız bir salata olacak. Ve bu da az önce anlattığım gibi siyah zeytinin kendi içindeki yağ ve siyah zeytinin kendi rengi. Hiçbir katkı maddesi yok. Hatta bugün yaptık. Üzerine şöylece bugün sizlere Saltın Bahçesi'nden çeri domates, kiraz domates salatası yaptık. Yaza uygun, ferahlatıcı, gayet serinletici bir salata. Afiyet olsun.